Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Nereden arıyorsunuz? Hayırlı Ramazanlar Müslüm Bey. Hocam ellerinden öperim. Ben Kayseri'liyim. Kayseri, hemşehriniz hocam. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Hocama iki tane sorum var. İki sorunuz var. Not alayım ben de. Buyurun. Ben kalp krizi geçirdim. Kalp krizi taşıyorum şu durumda. Çok geçmiş olsun, şifalar diliyoruz. Orucun sakıncası var mı? Evet. Kalp pili taşıyorsunuz. Evet. Oruçla ilgili peki bu konuda doktorunuz ne söyledi, ne dedi, tavsiyeleri? Sakıncası var mı? Hocama onu soracaktım. Peki hocam, ben oruç tutabilir miyim diye soruyor izleyicimiz. Evet, evet, ben oruç tutabilirim. Soruyu iyi duymadım lütfen. Tekrar eder misiniz sorunuzu lütfen? Söyleyin, siz duydun mu? Kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdim. Tamam. Kalp pili taşıyorum diyor. Oruca ben oruç tutabilir miyim? Evet. Şimdi bak, bu konudaki fetvayı doktorumuz verecek. Şimdi Rabbim geçmiş eylesin, sağlığınıza kavuştursun sizi ve cümle seyircilerimizi. Doktorumuza danışalım. Yani sizin oruç tutmanız doğru olmaz. Oruç tutarsanız hastalığınız ilerler veya tedavisi gecikir. Beyanlarında bulunursa oruç tutmamanız lazım. Oruç tutmaması lazım. Derse ki ileride iyi olacaksınız, o zaman fidye de vermezsiniz. İleride gününe gün tutamadığı günler için kazalar yapar ya. Hocamızı duydunuz, dinlediniz. Evet. Kalp pili hayat boyunca devam edecek. Evet. Ama burada hocam benim anladığım doktor ne söylüyor önemli. Ha, değil mi? Yani doktor şayet sizin oruç tutmanızı sakıncalı buluyorsa sağlığınız açısından, o halde tutmayacaksınız ve fidyesini verecek. Öyle mi? Eğer öyleyse, yani doktor öyle diyecek olursa, ömür boyu siz oruç tutmayın diyecek olursa şimdiden fidye de vermeli. Evet, şimdiden fidye vermeli gücü yettiği takdirde. Yani evet. Gücü yetmediği takdirde o da yok Muhsin Bey. Yürüyün, biraz önce okundu bu ayet ya. Yürüyidullahu bikumul yusr ve la yürüyidu bikumul usr. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Yani gücü yeterse, oruç tutamadı, fidye vermeye gücü yetecekse fidye verir. Fidye vermeye de gücü yetmiyorsa Rabbimizin affını diler. Evet. Tekrar geçmiş olsun, şifalar diliyoruz bir kez daha. Hayırlı Ramazanlar, Kayseri'ye selam edelim. Hocam bir izleyicimizin sorusu var, önemli. Evet. Bugün orucunu açmak zorunda, bozmak zorunda kalmış izleyicimiz. Evet efendim. Rahatsızlandım, acile gittim. Orada tedavi gördüm, serum almak zorunda kaldım, iğne almak zorunda kaldım. Ama ben orucumu bozmadım, orucuma devam ettim. Benim orucumun durumu ne oldu bugün diye soruyor. Yani serum filan takılınca oruç bozulmuştur. Biz kardeşimize, cümle hastalara şifalar niyaz ederiz Rabbimizden. Gününe gün tutacak. Kefaret değil. Gününe gün tutacak. Evet. Gününe gün oruç. Hayırlı Ramazanlar. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar olsun. Benim sorum zekatla ilgili diyor izleyicimiz. Ben zekatımı her yıl Ramazan ayında veriyorum. Genelde zekatımı varsa çevremdeki ihtiyaç sahiplerine veriyorum ama bu yıl zekatımı Filistin'e göndermek isterim. Filistinli kardeşlerimize ulaştırmak üzere zekatımı hayır kurumlarına veya sivil toplum kuruluşlarına versem zekatım kabul olur mu? Yani kendisi de emin olmalı. Yani bu zekatının Filistin'e gideceğinden emin olmalı. Böyle bildiği, tanıdığı bir yer olmalı. Elbette iyi olur. Yani taş üstünde taş kalmadı. Yani şu kadar insan, yani 31 mi oldu ya Rabbi? 31 bin kişi. Ya ne demek? Bu kadar kurban verildi. Yani biz şurada huzur içinde bakın sohbetimizi yapıyoruz, iftarımızı ediyoruz ama ilk kıblemizin gölgesindeki insanlar hala kan akmaya devam ediyor. Hala hürriyet yok, huzur yok. Nereden silah gelecek, nereden bomba gelecek endişelerinde. Bebekler huzur içinde değil, kadınlar huzur içinde değil. Yani ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar. En çok bizim milletimiz bu yarayı saracaktır, bu derdi duymaktadır. O
Onun için hem duamızla, senamızla, hem de zekatımızla, fıtramızla, hayru hasenatımızla, yani bugünlerde bir kampanya açıldığını duymadım. Umarım ki devletimiz herhalde bu mübarek Ramazan'da bir yardım kampanyası da açar. Zekatlarımızı da huzur içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla gönderebiliriz. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.